Arkadaşlar bugün gene sizlerle beraberiz. Flavius'un solo denemelerini yapacağız. İkimiz de klandan çıktık ve artı 5 sadece savunma güçlendirmemiz var. Herhangi bir rüne sahip değiliz. İkimizin de piyade teması aynı diyemem. Bir dakika onu hemen değiştireyim. Aynı orantıya getireyim arkadaşlar. Tamam. Şimdi ikimizin de piyade teması aynı oldu. Şimdi Flavius'a karşı bir solo deneme yapacağız. Guan Leonidas'a karşı Guan Flavius arkadaşlar. Bakalım nasıl bir tepki verecek Guan Flavius ikilisi. Evet, şu anda ikimiz de klanda değiliz. Ve şu anda denemeler başladı ve ikimizin üstünde de item yok arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim size. Flavius da etkili hasar bırakıyor bu arada. Onu da söyleyebilirim. Net bir şekilde. Evet, aynı anda sarıya döndüler. Şu anda Leonidas'ın Flavius'a biraz daha beceri atarken baskın olduğunu görüyoruz. Son dakikada sağlık bonusu çalışacağı için orada da bir etki tepki yaratabilir. Ama belli olmaz arkadaşlar. Şu anda Guan Flavius ikilisinin gerçekten etkili olduğunu da görmüş olduk burada. Evet. Yani sadece bir garnizon komutanı olarak düşünmeyin. Çünkü Flavius bir destek komutanı. Becerileri de destek becerileri arkadaşlar. Yani garnizona ne kadar uydursalar da becerileri destek becerilerine uyum sağladığı için şu anda ne kadar etkili olduğunu da görebiliyorsunuz. Böylelikle Guan Leonidas kombinine karşı Flavius'un verdiği tepkime budur. Yani Guan Yu Flavius tepkime. Evet, Guan Yu Flavius, Guan Leonidas'a karşı başarılı olmadı. Şimdi diyeceksiniz, ya neden Africanus'a karşı denemiyorsun ki falan diye. Arkadaşlar, önce bir Guan Leonidas seviyesini aşması lazım bunun için. Africanus, eğer bu seviyeleri aşarlarsa zaten Africanus ve Ixion Yu gibi kombinlerle bunu derecelendireceğiz. Önce bunlara karşı bir atış yapmak istedik. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız diye. Şimdi kombini değiştirip Martel veyahut da İskender Flavius olarak gelecek videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki raporu inceliyoruz. Arada bir K fark var. Ama şöyle bir şey var. Yani şimdi biz genelde bu tarz kıta güçlerini incelediğimizde aşağıdaki karşı saldırı hasarı olayına bakarız. Şimdi burada Flavius'ta bir karşı saldırı hasarı orantısı görüyorum. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar, Guan Yu Leonidas'tan daha dayanıklı bir kombin alana çıktığında. Ama alana çıktığında. Birebir VS'de Guan Yu Leonidas alıyor ama alana çıktığında Guan Yu Flavius kombinasyonunun daha etkili olduğunu görebiliyoruz. Bu anlama geliyor. Şimdi birazdan kombinimizi değiştireceğiz. Arkadaş tabii Martel'la bu sefer gelmiş. Bakalım buradan nasıl bir sonuç alacağız. Buradan nasıl bir tepkimi alacağız. Benim için de önemli. Şimdi bu kombini deneyeceğiz arkadaşlar. Evet. VS'lerimizi 50 bin şeklinde yapıyoruz. İkimizde de artı 5 savunma güçlendirmesi var ve kullandığımız komutanlarda herhangi bir item desteği yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Temalarımız da eşit. Evet. Guan Leonidas, Martel, Flavius kombinasyonuna karşı varmak üzere. Bence ben daha çok etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü Martel ve Flavius kombinasyonunda karşı saldırı hasarı olayı çok fazla.
Dolayısıyla alanda da tutunabilecek bir ikili olduklarını düşünüyorum. Tabii birebir VS'de nasıl bir sonuç verecek veyahut da nasıl bir tepkimi verecek bunu merak ediyorum. Şimdi birazdan merakımızı gidereceğiz arkadaşlar. Evet, 50K'ya 50K VS'ye başlıyoruz arkadaşlar. İnşallah yeni bir kombin çıkartırız. Yani bir garnizon komutanını hem solo hem garnizonda denemek bizim için ayrıcalık olacak. Şu an bakınız, fark ettiyseniz Martle'dan daha fazla hasar yiyorum. Bu ilginç bir skor. Yani Martle şu anda düzde alıyor arkadaşlar. Bakalım Laius'la nasıl bir tepkime çıkartacak merak ediyorum. Evet. Şu anda sanki Martle'ın canı biraz daha baskın ama evet, Martle-Flavius kombinasyonu şu anda Guanlyonidas'a karşı iyi derecede gidiyor arkadaşlar. Kötü bir derecede gitmiyor. Yani geçenki VS gibi bir sonuç çıkmayacağını düşünüyorum. Burada karşı saldırı hasarı orantısının daha fazla olacağını düşünüyorum. Alanda da bu ikilinin daha fazla tutunacağını düşünüyorum arkadaşlar. Flavius'un da zaten alan hasarcı bir komutan olduğunu düşünürsek bu kombinasyonun hem garnizonda hem de solo'da nasıl bir tepkime vereceğini izlenmemiş olacağız. Evet, yani inanılması güç ama şu anda Guanyu daha erken bir şekilde kırmızıya döndü. Ve şu anda elde etmek istediğimiz sonucu Flavius'tan alacağız arkadaşlar birazdan. Tabii ki Leonidas bir kahramanlık yapmazsa. Evet, Martle Flavius şu anda iyi gidiyor arkadaşlar kombin olarak. Guan Leonidas'ı açacak. Evet, Leonidas'ın kahramanlığı demiştim. Leonidas kahramanlığını %400 hasarla şu anda gerçekleştiriyor. Bakalım nasıl bir sonuç alınacak. Yani şu dakikaya kadar, şu raddeye kadar iyi gitti Martle Flavius kombinasyonu. Düzde harikalar yaratıyor. Şu anda öfke atmakta zorlanıyor. Çünkü Guanyu susturuyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Guanyu'nun susturması var. Evet, yani çok değişik. Şu anda Guanyu gidebilir. Evet. İnanılması güç bir orantı. Martle Flavius aldı arkadaşlar. Yani milim farkla aldı. Şimdi kıtar güçlerine baktığımızda bakalım ne kadar kıtası. 67 kıtası kalmış arkadaşlar. Yani milim bir fark oynaması var. Kıtar güçlerine geldim. Kıtar güçlerine geldiğimde bakın karşı saldırı hasarı orantısı artı 51 olarak gözüküyor. Bu gerçekten yüksek bir skor. Yani arkadaşlar demek istediğim şu ki Martle Flavius kombinasyonunu değerli arkadaşlar alana hiç düşünmeden, hiç erinmeden, hiç korkmadan çıkartabilirsiniz. Zaten %51 alana karşı saldırı hasarı bonusu sağladığı için bu Martle Flavius kombinasyonu solo olarak, yani garnizonda değil solo olarak alanda çok etkili arkadaşlar. Bunu size söyleyebilirim. Nasıl Guanyu'nda alanda etkiliyse karşı saldırı hasarı sıfır olmasına rağmen Flavius kombinasyonunun artı 51 gibi bir rakamda alanda ne kadar tutucu bir kombinasyon olduğunu anlamış olacaksınız. Evet arkadaşlar, şimdi Herald'la deneme yapacak bu arkadaş. Herald Flavius biraz kızıştıracağız ortalığı.
bu konuda. Bakalım böyle bir kombinasyonda nasıl bir sonuç alınacak. Bunu merak ediyoruz. Tabii şunu söylemek gerekiyor. Guan Leonidas kombinasyonu Martel Africanus kombinasyonuna karşı yani yaklaşık 5-6K gibi bir farkla kapattığı için buradaki orantıda hemen hemen dengine kapattı. Ama karşı saldırı hasarı orantısı Africanus Martel Africanus kombinasyonundan daha etkili düzeyde olduğu için bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Alanda daha etkili ve daha tutucu olacak. Diğer karşı kuvvetlere karşı. Evet, Kim Murdu'ya gidiyorduk bu arada. Kutluk adındaki bir kardeşimizden dolayı. Evet, şimdi Harold Flavius kombinasyonu arkadaşlar. 50'şer K'dan deniyoruz. Bakalım nasıl sonuç alacağız. Evet. Harold hançerini taktı bize. Ama Harold'un dediğim gibi savunma bonusu olmadığı için arkadaşlar burada etkili olamayacağını düşünüyorum. Ama bakalım. Şu anda çok büyük de bir nük hasar veriyor yani Harold Flavius kombinasyonu. Guan'a karşı hem düzde hem beceride şu anda etkili vuruşlar yapıyor. Ama dediğim gibi sağlık bonusunda Harold düşük kaldığı için şu anda kombinasyonu tamamlayamayacak gibime geliyor. Bakalım nasıl bir sonuç olacak. Evet, erken kırmızıya döndü Harold. Evet değerli arkadaşlar, ne kadar bir farkla kapatmışız. Yaklaşık 13K. Kesinlikle Harold Flavius kombinasyonu denemeyin. Orantılı bir kombinasyon değil arkadaşlar. Bunu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim size. Muhtemelen İskender Flavius gelecek şimdi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi İskender Flavius kombinasyonuna bakacağız. İskender düzde Flavius'u ne kadar taşıyabilecek? Bu merakla beklenen bir konuydu. Özellikle Guan Leonidas kombinine karşı. Tabii şimdi Martel Africanus'la Martel Flavius'la videonun sonunda karşılaştıracağım. Bu arada bir önceki rapora bakalım bunlar vs atarken. Şimdi bir fark var, büyük bir fark var. Karşı saldırı hasarını Harold da alamamış. Bundan dolayı da etkili olamamış arkadaşlar. Saldırının yükü ne kadar fazla olsa da. Bakalım İskender Flavius kombinasyonu düzde nasıl taşıyacak ya da taşıyabilecek mi arkadaşlar. Ya sanki İskender bir tık daha erken sarıya döndü. Şimdi arada şöyle de bir olay var arkadaşlar. Karşı taraf Viking, ben ise Fransa. Arada böyle bir fark da var. Dolayısıyla bu da etkiliyor olabilir. Ama yani çok küçük rakamlarda etkileyeceğini pek fazla sanmıyorum. Hani ben mesela Viking olsaydım Martel Flavius kombinasyonunu belki ben az bir farkla kazanmış olacaktım. Evet, İskender Flavius kombinasyonu da mantığın dışında bir kombinasyon olduğunu bize göstermiş oldu buradaki hasar orantısıyla.
Şu anda en etkili Martell'la gördük arkadaşlar. Tabi diğer piyade komutanlarıyla da deneyeceğiz bu kombinasyon farkını. İskender'in burada bizde ilk başta hakimiyet yaratıp sonra da Guan'dan nük hasar yedikten sonra direnç gösteremediğini de Clavius'la beraber görmüş oluyoruz. Dolayısıyla bizim üstümüzde de 8K 319 birim kalmış oldu. Dolayısıyla İskender kombinasyonu, yani İskender Clavius kombinasyonu şu anda mantığa dayalı bir kombinasyon değildir arkadaşlar. Bunu da size söylemek istiyorum. Evet. Diğer kombin geldiğinde videoya tekrar devam ediyorum. Evet değerli arkadaşlar, 1K farkı görüyoruz burada. İskender Flavius kombinasyonunda karşı saldırı hasarında İskender'le %1.5 katma var. Yalnız beceri hasarı yok. Düz vuruş da iyi. Ama savunma da düşük kalıyor. Dolayısıyla İskender kombinasyonunun mantıksız olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Cons Flavius gibisinden değişik bir kombin denenecek. Bu kombine bakacağız. Hani ne kadar randomanlı veyahut da değil. Ona göre bir sonuç alacağız arkadaşlar. Bakalım. Yani Cons ne kadar tutucu olacak tabi onu bilmiyoruz. Göreceğiz. Şu anda hasar alıyor ama can basma da yaratacaktır. Birebirde de can basma yaratacağı için bu Guanli oyuncaz kombinasyonu için sıkıntı olabilir. Evet, can şişirmesini yaptı şu anda Konstantin arkadaşlar. Bakalım Guan Yu bu farkı kapatabilecek mi? Yoksa hasar orantısıyla tekrar karşılayabilecekler mi? Bilmiyorum, bakacağız. Evet, gerçekten etkili bir hasar bıraktı aynı Flavius. Yani şimdi normalde Cons can basmasa öne geçecek ama şu an Cons can bastığı için avantajlı konumda. Yani Cons da şu anda tutucu görünüyor. Tabi bunun karşı saldırı hasarı orantısını da bilmek gerek, görmek gerek. Hani normalde bir 5'li ya da 7'li kombinasyonda Cons Flavius ikilisi kullanılabilir mi? Tartışılır mı, tartışılmaz mı? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Leonidas dayanamadı. Aynen. Şu anda karşı taraf aldı arkadaşlar. Size böyle söyleyeyim. Alır yani. Çok rahat alır. Evet. Şimdi şöyle bakalım bu olaya. 1K fark var. Konstantin can yeniledi. Ağır yaralı farkı 1K. Şimdi kıta güçlerindeki karşı saldırı hasarı bonusuna bakacağım. Arkadaşlar hani şimdi Cons'un birebir VS'lerde şöyle bir olayı var. Ne kadar can basma yapsa da düz hasarda tutunamadı diyemem. Tutundu. Bu bir kombinasyon stili olabilir arkadaşlar. Bu konuda da bilginiz olsun.
Şimdi 5-5-1-1 yani becerisi tam olarak tamamlanmamış bir Africanus Flavius kombinasyonu çıkarttı arkadaş. Gene de ben yanılmış olabilirim. Bakacağız. Nasıl bir tepki vereceğini beraber izleyeceğiz. Evet. Evet, beceri dediğim gibi 5-5-1-1 böyle denemek istiyorum dedi. Bizim karşımıza bu şekilde çıktı. Biz de tamam diyoruz. Şimdi 50K şeklinde deneyeceğiz arkadaşlar. Yani yarım beceriyle aldığını düşünebiliyor musunuz? Ben düşünemiyorum. Eğer böyle bir tepkimi varsa bir de bunu tabi full olarak görmek gerek. Yani Africanus Flavius kombinasyonunu iki ikiliyi full olarak görmek gerekir diye düşünüyorum. Tabi bunları şimdi ters orantılı yapacağız. Yani Flavius Gohan yapacağız mesela. Flavius İskender yapacağız. İşte Flavius Herald yapacağız. Flavius Martel yapacağız. Bir de bu şekilde bakacağız arkadaşlar. Evet, yani şimdi şöyle Africanus'ta Flavius'un görsel becerilerini şey yaptığımızda çok güzel bir görseliyeti var arkadaşlar. 5-5-1-1-1 Africanus bence çok güzel hasar veriyor. Yani bu demek ki uzmanlığa sahip olsa Africanus Flavius kombinasyonu harikalar yaratabilir arkadaşlar, size o kadar söyleyeyim. Hatta alacak gibi de duruyor yani. Biraz zorlasa, yani beceriler biraz daha etkin olsa Flavius kombinasyonu Guan kombinasyonunu yer. Hani Africanus Flavius kombinasyonu mesela. Evet. Yani bu durumu şu anda şuna yorumlamak istiyorum aslında. Africanus'un becerileri tam değil, becerileri tam olmamasına rağmen böyle bir sonuç getirmesi, Africanus gibi bir komutanın ne kadar solo'da önder olduğunu da göstermekte. Aslında yani bakarsanız destek komutanları bunlar. Güzel bir sonuç arkadaşlar. Hani 5-5-1'e göre çok güzel bir sonuç. Yani full uzmanlığa erişmiş olsa daha nasıl güzel bir sonuç olacağını tahmin dahi edemezsiniz. Hatta çok büyük de fark yer yani Gohan-Yuleon-Yaz kombinasyonu. Bu kombinasyonun karşısında. Evet, yani 5-5-1-1 kombinasyonunda aldığımız hasarı görün arkadaşlar. 5.231'lik bir fark var. Uzmanlık becerisi aktif olsa bu kombinasyonun çok daha farklı sonuçlar bize getirecektir. Evet arkadaşlar, Flavius'u Guan Yunus tadıyla eş orantılı bir şekilde yaptık. Bunu size net bir şekilde söyleyebilirim. Buradan tabii nasıl bir sonuç alacağız bilmiyorum. Ama Flavius'u önde kullanmayı denedik. Flavius'un statlarıyla becerilerini aynı keza kullanmayı denedik. Deneyeceğiz daha doğrusu. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız, ben de merak ediyorum. Flavius Guan Yunus kombinasyonu. Yani Flavius'un aslında görsel olarak yani çok sade bir görüntü sunmuşlar. Ama becerileri aynı keza değil. Hani bu biraz daha görsel olarak güzel bir görünüşe sahip olabilirdi diye düşünüyorum. Evet. Şu anda dalıyorum Guan Yu'nunla Flavius Guan Yu kombinasyonuna karşı. Evet, düzde önde götürüyor. Bakalım. Öfke olarak hızlı değil. Öfke olarak Guan Yu daha önde ve susturma yapıyor şu anda Flavius'a.
Pulavius öndeyken Guan da onu arkadan sırtlayamıyor arkadaşlar. Yani Guan yöndeyken Pulavius daha etkiliydi, onu söyleyebilirim. Açık ve net bir şekilde. Yani Flavius'un daha fazla hasar yediğini görüyoruz burada. Dolayısıyla sağlık bonusu Guan Leonidas kombinasyonuna karşı etkili olamadığı için burada randumanlı bir sonuç çıkmayacağı kesin arkadaşlar. Onu söyleyebilirim size. Evet, dediğim gibi fark, makas farkı epey var arkadaşlar. Yani Flavius Guan'la birlikte Flavius önde, Guan'a karşı kullanılmıyor. Yani onu söyleyeyim ben size. Ama Guan Flavius'un da etkili olduğunu görmüş olmuştuk. Yani şuradan baktığımda mesela kıta güçlerine karşı saldırı hasarı artı 20 olarak kalmış. Beceri hasarları aynı, normal saldırı hasarları aynı. Şimdi şurada şöyle bir eksiklik var. Sağlık 72 olarak kalmış. Bizimki 67. Yani onun sağlığı bizden daha fazla. Ama bizim direncimiz ondan daha fazla. Hasarı fazla. Ama dediğim gibi beceri kombinasyonları birbirlerini tamamlanmıyor. Yani eşleşmiyor arkadaşlar. Şimdi eşleşecek bir kombinasyon bulabileceğiz mi tabi. Bu sefer arkasında muhtemelen İskender veyahut da Martin var arkadaşlar. Ona göre deneyecek, deneme yapacak. Evet, Martin. Bu tabi benim de merak ettiğim bir sonuç. Martin'ı önde kullandığımızda kafa kafaya bir sonuç gördük. Bir de Flavius'u önde kullanıp Martin'ı arkaya attığımızda nasıl bir sonuç alacağız? Bakalım, bunu da görmüş olacağız. Belki daha farklı bir sonuç oluşabilir mi? Ben de merak ediyorum. Bakalım. Yani Flavius öndeyken arkasındaki İskender kombinasyonuyla da aslında eski Guan Yu İskender olayını hatırlatıyor. Çünkü Flavius'un statları Guan Yu'nun statlarıyla aynı arkadaşlar. Bu arada onu da söyleyebilirim. Burada Flavius'un faktörü muhtemelen alan hasarı veriyor olması diye düşünüyorum. Ben kendimden bakayım bu olaya. Yani çünkü bu önemli. Hedefe doğrudan hasar veriliyor. Hedefin bir miktarı %50 ya da az kalmışsa üstlenme vermiyor. Hedefe veriyor arkadaşlar. Yani alan hasarı da vermiyormuş. Evet. Flavius Martel kombinasyonu. Guan Leonidas kombinasyonuna karşı nasıl bir sonuç alacak bakacağız şimdi arkadaşlar. İki tarafın becerilerinde de susturma mevcut. Gene kafa kafaya giden bir maç. Yani burada bizi cezbedecek sonuç, Flavius öndeyken biraz daha fazla bir farkla kapatabilir mi? Bizim için o önemli tabii.
Sanki daha şişik duruyor arkadaşlar. Klavyesinde kullanıldığında. Evet. Evet, dediğim olaya geldi. Flavius öndeyken Martel'la beraber daha farklı bir sonuç ortaya çıkarttı şu anda. Ama Leon'da yine bir kahramanlık yapacak. Yine muhtemelen hasarı orantılayacak arkadaşlar diye düşünüyorum. Bakacağız buna. Yine kafa kafaya giden bir maç. Derken aldı. Hem de büyük bir farkla. Yani bu demek oluyor ki Martel'ın önde kullanılması lazım. Martel'ın statlarından yararlanılması lazım arkadaşlar. Yani bu sebeple diğer komutanlarla da bunu eşleştirmenin bir anlamı yok. Çünkü zaten bu Flavius Martel kombinasyonu, Flavius öndeyken eğer kaybediyorsa diğerleri için de sonuç farklı olmayacaktır diye düşünüyorum. Flavius solo deneme önerilerimiz bu şekilde arkadaşlar. Videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi Martel Africanus kombinasyonuna karşı bir Martel Flavius deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Arkadaşa yolu gösteriyorum bu arada. İkisi de 50k bu arada arkadaşlar. Evet, dalacak şimdi Murat TM'ye. Hücum diyelim hatta. Evet, düzde gene Flavius ilk başta önünde kapattı ama şu anda ikisi de orantılı arkadaşlar. İkisinde de item yok. İkisinde de artı 5 güçlendirme var. İlginç bir vs olacak. Bakalım nasıl bir sonuç görmüş olacağız. Ama şu anda Afrikanus kombinasyonu önde götürüyor. Onu söyleyebilirim. Evet. Martel Flavius kombinasyonunu daha erken sarıya döndü. Ve şu anda hala Martel Africanus kombinasyonunun canı sarıya düşmedi arkadaşlar. Yani Africanus'un en iyi bağdaşlı komutanlardan bir tanesi Martel. Bu arada onu söyleyebilirim. Tabi bunların karşılıklı olarak karşı saldırı hasar oranlarına da bakmak gerekiyor. Evet, gerçekten büyük bir fark var. Yani resmen yarı yarıya bir sonuç. Şimdi acaba arkadaşta item mi var? Onu soracağım arkadaşlar. Videoda da bakacağız kıta güçlerinden. İtem varsa anlaşılır zaten. Yani çok yüksek bir skor. Martel Africanus'a karşı çok yüksek bir zayiat görüyor. Düzden. Biz de bir arkadaşa dalalım. Teşekkürler Murat TM. (Gülüyor)
Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey yapacağım. Kıta güçlerine bir bakacağım. Şimdi buradan da tespitini yapabiliriz. Belki bu arkadaş yanlışlıkla itemleri şeye koymuş olabilir. Raporu attılar şimdi. Rapora bakacağım klan grubundan. Yani bence yanlışlıkla sanki itemi koymuş gibi mi geliyor? Ama bu orantıya bakacağız sonra. Şimdi buradan kıta güçlerine geliyoruz. Evet arkadaşlar, muhtemelen item var. Şimdi tekrar kontrol edeceğim, kendilerine soracağım. Videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, bir önceki raporu göstereceğim. Marshall Africanus'un. Şimdi burada da bir farklı bir oyuncuyla deneme yapıyoruz. Aradaki farka da bakacağız birazdan. Evet, karşı taraf şu anda daha etkili olduğunu görüyoruz. Martılı Afrikanın kombinasyonunu. Ama eşit orantılı gidiyorlar. Evet. Evet arkadaşlar, yani Africanus kombinasyonunun Flavius'a, Martel Africanus kombinasyonunun Flavius'a karşı daha etkili olduğunu burada görebiliyoruz ve izlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla Martel Flavius kombinasyonu alanda artı 51 karşı saldırı hasarına hakim olduğu için alana çıkılabilecek bir kombin olduğunu da söylemek istiyorum. Tabii şimdi böyle Martel Africanus'un düzde aldığına bakmayın. Bu sonucu alıyor ama alanda da Martel Flavius kadar etkili ve dirençli olamayacağını da söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani çünkü istatistikler onu gösteriyor. Kıta güçlerinde şimdi ben daha yeni ikisine de baktım. Herhangi bir yanlışlık yoktu. Bunu da tamamen teyit etmek için baktık. Aynı şekilde bunda da o şekilde bir sonuç alacağız. Yani hemen hemen yarı yarıya orantının biraz daha aşağısında kalıyor ama Martel Africanus kombinasyonu her şekilde alıyor arkadaşlar. Bunu size net bir şekilde söyleyebilirim. Flavius solo denemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Flavius'un hangi komutanlarla etkili olduğunu göstermiş olduk bu arada. Artı 51 karşı saldırı hasarı bonusuyla alanda daha çok tutunabileceğini söyleyebilirim. Hani düzde bu kadar hasar vermesi normal bir durum Martel Africanus'un, çünkü iki tarafta birleşince nük hasar bırakıyorlar ve savunmayı görmüyor, yani o göze batmıyor dirençli olup olmadığı vesaire falan. Dolayısıyla şimdi şunu da söyleyebilirim, bir dakika, elim gidiyor, dayanamıyorum arkadaşlar, yanımda ama dokunamıyorum dercesine buna bir dokunmam lazım. Yani demek istediğim bu arkadaşlar. Africanus kombinasyonu tamam, evet etkili bir kombinasyon. Ama biz mesela Osiris'ler olsun, farklı alan savaşları olsun, bu kombinasyonun alanda çok çabuk tüketildiğini gördük. Şimdi Flavius'ta artı 50 oranı yakaladık. Yani Martel Flavius kombinasyonunda. Demek oluyor ki bu, yani alana çıktıklarında çok çabuk ve seri şekilde bitiremeyecekler. Dirençli ve dayanıklı bir kombinasyon olacağını söyleyebilirim size. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar.